Dostlarım bu tweet'i attım. Bu seriden kazandığım bütün parayı Twitch'te size dağıtacağım. Gidin beni Twitch'ten takip edin. Burada. Ve yorumlara yazın. Parayı nasıl dağıtayım? Çekilişle mi? Başka bir yolla mı? Yorumları bekliyorum. Seriye başlıyoruz. Kemik Kitle. Sedat Peker serisinin son videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Anıl Güler'in yalanlarına cevap vereceğim. Okan Serbest anlatacağım ve bu mevzuyu bitiriyoruz. Anıl Güler'in story'leriyle başlayalım. Bir kalktım, izlenmeler artmış, takipçi artmış. Amaç tersi değil miydi? Değildi. Sen de benden daha iyi biliyorsun ki reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ben bugün Amerika'da birini tartakladım diye video çeksem, kötü bir video. Sen bu video hakkında yorum dahi yapsan, Twitch'te tek bir şey bile söylesen benim izlenmem ve abonem artar. Çünkü reklamın iyisi kötüsü olmaz. O yüzden ben senin reklamını yaptım. Çünkü gerçekten başarılı olmanı istiyorum. Yani 1 milyon mu izleniyorsun sen aylık? 10 milyon izlen ki Twitch'te insanlardan bağış toplama. Ama sen 10 milyon izlensen toplayacak bir tip var sende. Tam emin değilim. Daha tanıyamadım. Şimdi köteleyip nefret sağlamak. Los Angeles'a gelen herkese starter pack'in içinde laptoplu gezgin nefreti verdiğini birinci ağızdan biliyorum kanka. Sen de biliyorsun. Bak sen de biliyorsun. Bu çocukları kandırabilirsin kendi takipçilerin ama beni ve kemik kitleyi kandıramazsın. Birebir birinci ağızdan duydum. Bak birinci ağızdan duyduklarım var. 3-4 kişi söyledi. Beni Instagram'dan durduk yere bloklamam var. Ege Fitness'le buluştuktan sonra benim videomun kalkması var. 3, 4'ü de şimdi açıyorum. Yani bakın. Adam için çok iyi dinleyin. Bence şu an. Tabii. Çünkü ben daha açık konuşayım. Burada işte mühendislik okumuş, master yapan, işte bir kendini geliştirmiş diyeyim. Çok bir adam görmedim. Buraya... Birincisi böyle adam çok senin ve benim çevremde yok. Bu bir. Bak benim çevremde de yok. Ama Boston Üniversitesi'nde, Harvard'da, MIT'de bir ton Türk var. Hatta Türk hocalar da var. Onların bir ara benim Harvard'da okuyan bir arkadaşım Türk hocaların olduğu bir kokteyle katıldı. Sadece bizim çevremizde yok. Biz alt tabakada kaldığımız için. Ama gerçekte var. Yani sen ben görmüyoruz. Adam 5 sene doğru da iş yapıyor. Beyni yakıyor. Tamam mı? Kafayı yiyor. Sürekli YouTube videosu çekiyor. İşte motivasyon videosu çekiyor. Daha 19 yaşında. Çocuklar liseyi bitirmiş. Anadolu meslekten gelmiş abi. Mezun olmuş. Gelmiş buraya. Millete motivasyon videosu çekiyor. Dedim. Şimdi kim bu? Seyircin için bence bu güzel bir şans. Bana soruyorsun. Kim bu arkadaşlar? Motivasyon videosu çeken kim? Size soruyorum ya. Size soruyorum. Adam benden bahsediyor. Desin ki yok ya ben ondan bahsetmedim. Ben şu YouTuber'dan bahsettim desin. Tamam lan videoları kaldıracağım. Bak doneleri gördünüz. Beni engelliyor. Her gelen beni kötülüyor. Ben sürekli duyuyorum abi seni kötülüyor. Abi buraya geldik bak seni kötülüyor. Abi buraya geldik bak taşındık da o sen seni kötülüyor. 3-4 kişiden duydum samimi söylüyorum. Ege ile buluşunca benim video kaldırılıyor. Ve yine geçenlerde böyle video yapıyor. Motivasyon veren deyince Amerika'da motivasyon veren kim var arkadaşlar? Ya aptal mıyız biz yani? Beni mi kandırıyorsun? Asıl beni herkese kötüleyen YouTube camiası dahil. Bak herkes bana cephe aldı senin yüzünden. Ayrıyetten Los Angeles'a taşınan Türklere de beni kötülüyorsun. Ben sadece gerçekleri anlattım. Ama gerçekleri anlatmak suç ha. Senin yaptığın ne? Bak insan gibi geleydi saymadan sövmeden benimle de videolar olacaktı. Ya bir kere kardeşim benim seninle videom olsun gibi bir amacım yok. Benim kimseyle videom olsun gibi amacım yok. Instagram'a gir, beni takip edenlere bir bak. Ben video çekecek olsam o milyonluk kanallarla çekerim. Öyle Ege gibi de milyonluk değil ha. 1 milyon abone yapıp da 35 bin izlenen adamlar değil. 300 bin, 500 bin, 2 milyon, 4 milyon, 5 milyon. Benim kimseyle video çekmek gibi derdim yok. Diyor ki Ege videoyu benden önce kaldırmış. Kocaman bir yalan. Bir sor ama niye kaldırmış? Niye sorayım lan? 2019 yılında ben bu adamın yanına gittim. Değil mi? Muhabbetimiz yok. Aradım. Ege dedim, telefonu suratıma kapattı. İş yerine çıktım, karşıma çıkmadı. Niye sorayım daha? Bir de videomu kaldırmış, bir de hala bak ezikliğe bakar mısın bendeki? Ona rağmen gideceğim, ya Ege sen niye benim videomu kaldırdın? Onu yapacağıma ben 3 seri video çektim, adamın gerçek yüzünü herkese anlattım. Hep başkası kötü, sen kralsın olmaz. Bak Ege Fitness de kötü bir insan değil, sen de kötü bir insan değilsin. Okan Serbest de kötü bir insan değil. Daha ne kadar yayın yaparsa ben kötü bir insan görmedim. Ben kimseye kötü demedim ki. Bana yaptığın yanlış anlatırım. İzleyiciye yaptığın yanlış anlatırım. Bir insan bir tane yanlış yapmakla kötü olmaz. Kimseye kötü demedim o yüzden. Hakkı Bulut'tan kıskanıyorum diye bir şarkı koymuş. Görüyorsunuz kenarda. Bu arkadaşa birisinin YouTube abonesinin, Instagram takipçisinin ve YouTube aylık izlenmesinin benden düşük olduğunu söylesin. Onu ben niye kıskanayım? Hadi diyelim ki YouTube'da benden çok izleniyor. Diyelim ki. YouTube benim hobim lan. Sen kendi ağzından söylüyorsun. Şu okulu bitirsem de bir yayıncılığa iyice önem vereceğim. Twitch'ten bağışları toplayacağım. YouTube'dan gelirleri alacağım. Senin derdin buradan para kazanmak. Bu benim hobim ya. Ben buradan kazandığım parayı dağıtıyorum. Senin gibi ben milletten bağış toplamıyorum. Arkadaşlar ödediğiniz paralar eğitime gidiyor diye 7,5 TL, 10 TL, 15 TL bağış topla. Burada MBA yap. Ne güzel İstanbul be. Bugün
Yarın o ne diyor bu ya? Bugün o yarın başkası sallayacak ama biz sallamayacağız. Yakışmaz dediğim gibi. Ya Anıl, ya kanka gözlerimin içine bak, şu yalanı bırak ya. Ya sen bu az önceki videoda motivasyon konuşması yapıyor, liseden gelmiş, DoorDash yapıyor diye kime salladın? Los Angeles'ta konuştuğum, bak isim vermek istemiyorum. Çocukların ismini ifşa etmek istemiyorum. Oraya gelen çocuklara beni kötüledin. Yalan söylüyorsam Allah en sevdiğim insanı bana görmeyi nasip etmesin. Hadi sen de böyle yemin et bakalım. Kimseye kötülemedim de. Hadi yap. Utanmadan yalan söylüyorsun ya. Bir de benden saygı bekliyor. Saygı. Saygı önemli. Saygı. Ne saygı duyacağım sana ya? Ne saygı duyacağım ya? Sen beni herkese kötüle, videolarımı kaldır. Millet bana cephe alsın. Ve benden saygı bekle ha. Bak 30 yaşından büyüksün. 25 yaşındaki bir kardeşinden sana hayat dersi. Saygı beklenmez. Saygı kazanılır. Sen benim saygımı kazanmadın. Beni niye engellemiş bak. Herkese yaptığı gibi tanımadan etmeden sövmüş bana da. Lan ben kime sövdüm burada? Ben senin bir tane videonu izledim. O videoda Amerika'yı kötülüyordun. Bu ucuz, su ucuz, yaşam yok, arkadaşlık yok, dostluk yok, burası berbat diyordun. Ben de sana diyorum ki sen diğer videolarında arkadaşlar buraya çıkın gelin diyebilirsin. Ama bir videoda bomboş bir kötüleme yaptığın zaman o Türkiye'ye daha farklı olarak gidiyor kardeşim. O Türkiye'deki insanların ebeveynlerine daha farklı gidiyor. Bak Hayrettin burada bir tane kurgu videosu yaptı. Önün arkasını düşünmeden. Türkiye'deki adamlara Amerika'ya gidilmez. Çocuğum bak ben sana demedim. Bak bak Amerika'da adam aç. Bak Amerika'da yoksul diye babaları çocuklarına gösterdi. O yüzden biz infomus olarak bunlara dikkat etmeliyiz. Ben bundan bahsettim. Ve dedim ki Amerika'yı beğenmiyor musun? S**e git. Hala arkasındayım. Amerika'yı beğenmiyor musun? S**e git. Bu sövme mi oluyor? Sanki adamın annesine babasına küfür ettik ya. Ulan Türkiye'de bize yıllarca kendi ülkemiz, vatandaşı olduğumuz ülke. Abi bu ülkede bu yanlış dedik. Dediler. İpsala kapısı orada dediler. Halbuki biz ülkedeki bir yanlışı düzeltmeye çalıştık. Sen Amerika'daki bir yanlışı düzeltmek istiyorsan bunu Türkiye'deki gençlere Amerika kötü diye düzeltemezsin. Bunu Amerikalılara anlatırsın. Bir de yanlışa bak. Burada arkadaşlığın, dostluğun olmaması. Lan bu Türkiye'den geldiğin için böyle. Amerika'da göre en kral dostluk burada. Neyse. Bizim Oğuz da engelledi diyor. Bak arkadaşlar. Oğuz Kutman meselesini anlatayım. Oğuz Kutman beni hiçbir zaman engellemedi ya da engellediyse ben o anı görmedim. Ben Oğuz Kutman'a Los Angeles'a indiğimde mesaj attım. Kardeşim dedim, Los Angeles'a geldim, video çekelim. Adam da bana cevap verdi, DM burada. Şimdi birazcık kafasını çalıştıran Anıl Güler'in kitlesine sesleniyorum. Biraz kafasını çalıştırabilen. Bizim kitle zaten bunu yemiyor. Oğuz Kutman'ın bana attığı cevaplar burada. Bu çocuk beni daha önce engellemiş olsa bak, yalana bak ya. Ya Anıl niye yalan söylüyorsun ya? Bizim Oğuz da engelledi diyor bak. Bir kere daha ayrı. Önce bunu söyleyeyim sana. İkincisi, Oğuz engellese bana niye böyle mesaj atsın? Tamam kardeşim, tamam buluşalım, gelelim seni havalimanından alayım falan. Soruyorum. Ama benle ilgisi yok, ona da sövdü sanırım. Muruk sen harbiden hastasın ha. Sen yemin ediyorum hastasın, ben seni tedavi edeceğim Anıl. Ben yemin ediyorum seni tedavi edeceğim. Sen hastasın. Bak samimi söylüyorum, sen hastasın. Ona da sövdü sanırım. Bak hani diyor ki tek ben değil bak, Ege ile de kavgalı, ona da sövdü sanırım. Ben Oğuz Kutman'a tek bir kelime ettiysem çıksın söylesin Oğuz Kutman. Desin ki bana burada sövdü, ben kanalımı sileceğim. Öncesinde video çekelim demiş, bir de çekmeyince sövdü herhalde lan. Oğlum burada mesajlar burada lan. Adamın işi çıktı, son dakika görüşemedik. Ben niye söveyim? Adamla ben takipleşiyordum. Ben bastığına geldim, hala takipleşiyordum. Sonra ben sana sallamaya başlayınca fındık kıracağız, fındık videosu geliyor, Anıl Güler kaçacak delik ara falan deyince adam beni takipten çıktı. Ben de onu takipten çıktım. Bu sövme mi oluyor? Ki çıkmak da sonuna kadar haklı. Gayet de normal bir hareket. Sen onun arkadaşısın. Ben sana laf söylüyorum. Adam takipten çıkıyor. Gayet normal. Hala daha adama bir şey söylemiyorum. Geçen de paylaştım. Dedim ki iyi bir çocuğa benziyor. Gidin takip edin. Lan oğlum yazık. Yemin ediyorum sana acıyorum. Yazık. Edep, adap, efendilik, usluk bunlar önemlidir. Tekrar söylediğim gibi bunları hak eden adama gösterir. Sen bunların hiçbirini hak etmiyorsun. Bırak kırılan bizim kalbimiz olsun demiş. Ben senin kalbini kıracak ne yaptım bilmiyorum. Sen herkesi bana cephe aldırdın. Sen oraya gelen Türklere beni kötüledin. Sen beni blokladın. Sen videonda liseden çıkmış, DoorDash atmış, kafası yanmış, motivasyon veriyor diye bana salladın. Çünkü başka bir tanım yok. Burada motivasyon video çeken bir Ege var, bir ben varım. Göster bana YouTube'da 5 tane, 6 tane motivasyon videosu olan birini göster. Çok belli kanka ya. Bu kitle salak değil kanka. Bak senin kitlen anlamıyor olabilir. Ben senin kitleni gerçekten tanımıyorum ama burada görmüş olduğun adamlar var ya, bunlar salak değil. Bunlar anlıyor. Bunlar anlıyor. Bak daha neleri anlayacaklar. Dur şimdi. 2017'de ben o zamanlar TSK'da Afrin'de savaşa başlanacağından komando topuruna milliyetçiliğe girdim. Ben ne dedim size dostlarım Hayrettin zamanında? Milliyetçilik alçakların en son sığınağıdır. Bu şu demek değil. Tüm milliyetçiler alçaktır. Hayır. Ya bunu şunun gibi düşünün. Bütün erkekler tecavüzcü değildir. Ama tecavüzcülerin %99 erkektir gibi. Adam bana bir şey diyor ki abi o zaman Atatürk milliyetçiydi. Ne demek istiyorsun kardeşim? Bak edebiyat yapmıyorum ha. Ben bu adamı bu mecraya başladığım günden beri paylaşıyorum. Bana soruyorlar abi sen milliyetçi misin? Hayır ben Atatürkçüyüm diyorum. Çok milliyetçi bir insan değilim. Yalan yok. Şimdi milliyetçilik neden bütün alçakların en son sığınağı? Dostlarım iyi hatırlayın.
bu Anıl'a veya Hayrettin'e kesinlikle alçak demiyorum, yanlış anlamayın, ama yaptıkları bir hata. Onları bu hatadan kurtaracağım. Hayrettin'i kurtardım, tedavi ettim, sıra şeyde Anıl'da. Şimdi hatırlarsanız Hayrettin Amerika'ya geldi. Amerika'da bir tane kurgu yaptı. Bu adam evsiz, Türk, Amerika'da işsizlik var, gelmeyin, burası bok gibi falan filan. Ben ne yaptım? Bu kurgu ifşaladım. Hayrettin ne yaptı? Bana vatan hain dedi. Niye? Çünkü sığınak, en son sığınak milliyetçilik. Ben bu caps'i niye paylaştım Instagram'da? Ezanlar susmayacak, bayrak dinmeyecek, ki bunlar çok kutsal şeyler ama pekli ağızdan aldıkları için artık şey oldu. Ruhunu kaybetti bu kelimeler. Ezan susmayacak, bayrak dinmeyecek. Yine mi altına sıçtın? Niye? Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında boşnaklara terbiyesiz bir laf etti. Kovuldu değil mi? Twitter'a ilk yazdığı şey ne? Amerika Türkiye'yi işgal edecek. Biz Amerikalı bilmem ne milliyetçiyiz, Türk'üz. Ya son sığınak be kardeşim bu ya. Ya bu son sığınak Anıl. Bunu yemin ediyorum senden beklemezdim Anıl. Vallahi beklemem. Hayrettin'den bekledim. Yaptı. 3 tane 35 yaşından fazla adam bir tane laptopun etrafına dizildiler. 23 yaşındaydım o zaman. Bir tane çocuğu vatan hainine attılar tüm Türkiye'nin gözü önünde. Ben dedim ki kahvede adamlar dedim batak atıyor. Amerika'yı Ruslar yönetiyor, Rus'u Çinler yönetiyor, Çin'i İsrail yönetiyor, onu Siyonizm yönetiyor. Ya bu dalgayı bırakın dedim. Sen bizim kahvede batak atan dayılarımıza ne dersin lan? Dedim ki Almanya'dan son model Mercedes'le geliyorlar. Türk gençlerine diyorlar ki Almanya bitmiş. Ülkende kal, Almanya bitik, çok kötü, gelme. Bu adamlara laf ettim, hala da ederim. Yanlış yapıyorsunuz kardeşim, yaptığınız sizin gerçekten ikiyüzlülük. Sen bizim Almanya'daki gurbetçi hemşerilerimize gurbetçiler falan. Ya son sığınak be kardeşim, bunu artık yapmayın. Bunu bizim kitle yemiyor kanka. Bak kendi kitlen iyi olabilir, bilmiyorum senin kitlenin durumunu. Ama bizim kitle yemiyor bana. Kral yemin ediyorum evde çıldırdım lan, ne alaka? Ne alaka Suriye amına koyayım? Bu çocuk evde şöyle olmasa ben bir şey bilmiyorum. Ya ne alaka ya? Ya Suriye ne alaka oğlum? İki tane YouTuber'ın boktan bir mevzusu. Sen beni engelledin, ben sana Amerika'dan siktir git dedim. Sen bana motivasyoncu dedin, sen bana... Boktan bir mevzu ya, incir çekirdeğini doğurduğumca kadar boktan bir mevzuda Mehmetçiğin ne işi var kanka? Sana soruyorum. YouTube kitlesi ne yaptı peki Hayrettin'i? Hop! Cımbırlop dedi ki adamın sözlerini cımbızla çekmişsiniz. Adam burada 3 tane 35 yaşında adam utanmadan vatana ilan ediyorsunuz dedi. Ne oldu? Videoyu kaldırdı. Yazık kanka. Yazık. Sana gerçekten yazık. Ben seni tedavi edeceğim ama Anıl merak etme. Dostlarım her zaman söylediğim gibi algı gerçektir. Bak geçen bir arkadaşımla konuşuyorum. Bana dedi ki kanka dedi ben dedi Acun'u çok severdim dedi. Bir ara dedi böyle sosyal medyada yorumları okudum sürekli dedi. İşte Acun milleti Banu var şeyi var yani. Acun milleti uyutuyor, kandırıyor, işte Illuminati'nin oyunu, FETÖ'cüydü, şuydu buydu, milleti uyuturken paraları götürüyor, şu bu şu bu şu bu şu bu. Okudum dedi. Aradan böyle bir zaman geçme bir baktım Acun'a karşı bende bir antipati oluştu dedi. Yorumlar okuyor. Niye? Çünkü bu kişinin algısıyla oynadılar. Anıl da Ege'ye, Oğuz'a, ne bileyim oraya gelenlere beni kötüleyerek çektiği videolarda yok liseden çıktı motivasyon vermeye çalışıyor falan algı oluşturmaya çalıştı. Ben de bu algıyı yerle yeksan ettim. Bunu yapmak benim boynumun borcuydu arkadaşlar. Bu videoları ben çekmek zorundaydım ama şimdi seri bitiyor, merak etmeyin. Seri neden bitiyor biliyor musunuz? Anıl bir şeyler dedi diye değil. Ege cevap vermiyor diye değil. Seri bu yüzden bitiyor. Ben bir soru sordum. 18.000 kardeşim girdi. En az Serhat Peker seri seçildi. O yüzden bu seri bitiyor. Ama Anıl'ı ilerleyen zamanlarda tedavi etmeye devam edeceğim. Merak etmeyin. Anıl'cım senin çevrene ben bu videoyu çekmeden önce benimle ilgili ne açıklayacak acaba diye sorduğunu biliyorum. Ben senin numarana da çok rahat ulaşabilirim. Ben Los Angeles'a da geleceğim bir gün. Geldiğimde canlı yayın açacağım. Oturacağım bir tane kafede. Diyeceğim ki arkadaşlar bu kafedeyim. Benimle problem olan varsa kim varsa gelsin görüşelim. Sonuçta ben ayağına kadar gitmiş oluyorum. Hadi bizden büyük ya, ayağına gidelim. Eğer ki o kafeye gelirsen telefonları kapatırız yayın mayın açmadan. Sabaha kadar konuşuruz. Ha bunu da senle videom olsun falan diye değil. Dediğim gibi senin takipçin de benden az, izlenmen de benden az. Benden fazla olsa bile ben biriyle video çekecek olsam bunu giderim Türkiye'deki milyon izlenen adamlarla çekerim. Senle değil, buna emin ol. Şimdi Anıl Güler'i bitiriyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar kötü bir insan değil ama bana yaptığı şeyler çok yanlıştı. O da biliyor kendisinin yanlışını. O yüzden bu milliyetçilik falan dalgasına düştü. Hani oradan bari prim kasayım milleti yapayım falan. Yapma kanka böyle şeyler. Çok ucuz. Sana yakışmıyor. Gerçekten sana yakışmıyor. Ege'ye gelecek olursak Ege'nin bana yaptığı yanlıştı. YouTube'dan para kazanamıyorum arkadaşlar. Katıl, abone olun. Twitch'ten 5 lira atın falan. Bu size yaptığı bir yanlış. Kendi kendini bitirdi işte. Milyon abonesi var. 40 bin izleniyor. Ben ne yapayım abi? İşte bana DM'ler geliyor dostlarım. Anıl benimle alakalı bir story atmış. Story'yi silmiş. Twitch yayında bir şey demiş falan. Bu saatten sonra benim YouTube'da mevzu bitti. Twitch.com/laptoplugezgin. Yönetmenimiz şuraya koysun. Burada canlı yayın açacağım. Bana eğer ki Anıl Güler'le ilgili bir soru gelirse veya Anıl Güler sana şunu demiş derlerse orada cevap veririm. Ama YouTube'da daha Anıl'a video çekmeyeceğim. Story atıyormuş. Story'yi kaldırıyormuş. Benim fan sayfalarımı blokluyormuş falan. Beni ilgilendirme. İstediğini blokla. Ne demişler? Tavşan dağa küsmüş. Dağa dönmüş demiş ki sanki bana Bugs Bunny.
sanki bana Bugs Bunny. Anıl, sen böyle devam et kanka. Los Angeles'taki NBA'in için Türkiye'deki insanların cebinden 5 TL, 10 TL bağış toplamaya devam et. Hani sen diyorsun ya, saymadan sövmeden gelseydi benimle de videolar olurdu diye. Ben de sana şöyle cevap vereyim. Beni bloklamayıp bana yazsaydın, biz seninle arkadaş olsaydık, ben sana o NBA'yi de yaptırmazdım. NBA'in ne kadar boş bir şey olduğunu da bu gençlere anlatacağım zamanla. Ama başarılar. Umarım başarılı olursun. Şimdi dostlarım, 5. bölüm ödeşmek adettendir diyor. İşte bu Okan Serbest'e geliyor şimdi. Bunu da çok istediğiniz için geliyor ama Okan da veya Anıl da bir algı yapmadan söyleyeyim, kötü bir insan değil. Gerçekten iyi bir insana benziyor. Ama bana yaptığı yanlış anlatacağım. Size de yaptığı ufak bir yanlış vardı. Onu kasti mi yapıyor? İzlenme kaygısı mı güdüyor? Onun videosunu, o konuya değineceğim de videosunu çeker miyim bilmiyorum. Şimdi dostlarım, bakın Er Meydanı. Samimi bak. Şunları da çıkartayım. Tamam. Samimi bir şekilde konuşalım. Okan da şu anda bu videoyu izliyor. Ve söylediğim tek bir şeyi yalanlarsa, ulan yalan makinesi getirin bağlayalım. O derece. Dostlarım sene 2018. Ben YouTube'a başlayalı böyle 7-8 ay falan olmuş. Benim böyle 15.000, 14.000 falan abonem var. İspanya'ya gitmişim. İspanya'da da işte kız tavlama videoları çekmişim. Diyorum ya, onların bildiğini ben unuttum diye. Kanalı büyütmek içindi o videolar. Ama şakşakçı tayfa gelince ben dedim lanet olsun, çekmiyorum daha. YouTube'a başladığınızda arkadaşlar bir boost gerekir. Benim boostum Ege'nin beni paylaşması. Sağ olsun, gerçekten hala daha o konuda minnettarım ona. Sonradan yaptığı yanlışlara rağmen hala hakkını veriyorum. Ve bu karı kız tavlama videolarıydı. Anıl'ın buslanması da avam tabakaya oynamaya çalışıp Amerika kötü, Amerika şöyle, burada arkadaşlık dostluk yok. Niye? Avam tabakanın tepkisi, şeyini almak istiyor. Görüyorlar ki hükümet, siyasetçiler, insanları avam tabakaya inerek yönetiyor. Vatan, bayrak, millet, Sakarya, o uyla yönetiyor. Ha diyor, bu adam milyonları yönetiyor. Ben de burada binlere aynı numarayı salayım diyor. O yüzden benle kapıştığında askerdim, şöyleydim, savaştaydım falan diyor. Ne alaka? Ne alaka Anıl? Şimdi bana boost lazımdı. Bu yüzden yaptım. Sonra dostlarım, YouTube'dan para kazanmanın, yani YouTube reklam gelirlerini almanın iki tane yolu vardır. Para kazanmanın altı yolu var. Onu saymıyorum. Bu altının içindeki bir tane var ya, AdSense geliri. Bu... İyi be, yürü git. Bu AdSense gelirini almanın iki yolu vardır. Ya direkt AdSense'den alırsınız ya da kanalınızın partnere bağlar, öyle alırsınız. Partnere bağlarsanız partner gelen paranın üstünden bir kesinti daha yapıp size gönderir. Şimdi diyeceksiniz ki abi, direkt almak varken Google'dan ben niye partnerden alayım? Partnerin de belli başlı ayrıcalıkları oluyor. Mesela örnek verelim, iki tane en büyük YouTuber'dan. Enes Batur'la alakasız biri olsun, Barış Özcan. Bu adam ikisi de YouTuber ama içerikleri farklı, takipçi kitlesi farklı, her şeyi farklı. Ama ikisi de aynı partnere giriş yapmışlar. Partnerin ismi de mesela Finger Partner olsun. Finger. İkisi de burada. Bu Finger Partner bu iki kişiyi birleştirip beraber video çekin diyor. Partnerin görevlerinden birisi de bu mesela. Şimdi benle de tahmin edebileceğiniz gibi Okan Serbest'in partneri aynıydı. İsim vermeyeceğim. Ve Okan o partner firmanın binasında staj yapmıştı ve o adamlarla arası çok iyiydi. Ben de o adamları 2013'te, ben dedim ya, ben daha 19 yaşındaydım, 100 bin liranın üstüne para kazandım diye. Hatta videom var. Şuraya bir yere koyar dostum. İnternetten, üniversite çağındaki internetten para kazanma kanıtlı diye. Video çok da izlendi. İşte ben o zamanlar YouTube'dan yüzümü göstermeden para kazanıyordum ya. İşte o adamlarla kazanıyordum. Şimdi o adamlarla benim eskiden bir samimiyetim var. O konuda samimiyeti var. Ben adamlarla buluştum. Kanalımı onların partnerine bağladım. Dedim ki abi, sizin partnerde kimler var? Beraber collaboration yapalım. Beraber video çekelim. Dediler ki işte makyaj kanalları var. Abi gideceksin işte bilmem, o sana Fit Traveler'a veya laptoplu gezgine makyaj yaptım diye kız senin videonu çekecek. Ya dedim abi, bu bize yakışmaz. Başka dedim ne var? Ya dedi şunlar, dedi Okan var dedi. Okan Serbest dedi. Ben Okan Serbest'i o zaman tanıyorum. Çünkü YouTube'da spor videoları çeken kim varsa ben biliyorum. Onunla çekersin dedi. Abi dedim, çeker mi benimle? Çünkü Okan o zaman arkadaşlar benim 5 katım. Abonesi de 5 katım. İzlenmesi de 5 katım. Benim attığım video, atıyorum, İspanya'da 3000, 4000, 5000 izleniyor. O işte karı kız videoları 100.000, 300.000, 500.000 izlenmiş ama normal bir video 3000, 5000, 6000 izleniyor. Onun attığı videolar 30.000, 40.000. 10 katı hatta. Benim abonem 15.000, onun abonesi belki 90.000, belki 100.000, bilmiyorum. 5 katım ama benim minimum. Dedim o çeker mi ya? Tabii ya dedi, o burada sataj yaptı, aramız çok iyi falan, dur arayayım dedi. O kadar emin ki kendinden. Telefonu kaldırdı. Yanımda, terastayız. Bak, yalan varsa tekrar söylüyorum, bu adamı da gerekirse çıkartırım.
Yalan varsa en sevdiğim insanı görmek nasip olmasın bana. Açtı böyle telefonu. Okan dedi ne haber işte bilmem böyle böyle. Bizim arkadaş var dedi işte Fit Traveler. O da dedi böyle buraya geldi falan. Beraber bir antrenman yapın, video çekeyim falan. Videoyu da benim kanalıma çekeceğiz ha. Onun kanalına da değil. Ege gibi onun kanalına çekip benim reklamımı yapsa diyeceğim ki lan adam yapmak istemedi. Ben ondan aşağıdayım. 5 kat daha düşeyim. Eyvallah. Benim kanalıma çekeceğiz ya. Benim kanalımda bir videomuz olsun. Okan Serbest'i izleyenler. O da mesela Instagram'dan bir story atar arkadaşlar. Fit Travel'la antrenman yukarı kaydırın diye. Bir boost olur bana. Bu normalde, tekrar söylüyorum, bu normalde ücretli bir olaydır. Ama partnerlerin böyle görevleri var. Partnerin olayı bu. İki kişiyi birleştirmek. Aradı. Okan dedi ki abi dedi, o dedi kız tavlan videoları çekiyor. Ben dedi onunla çekmek istemem dedi. Bak, kız tavlan videoları çekiyor. Onunla çekmek istemem. Adam da dedi ki ya dedi, o dedi şimdi içerik değiştiriyor dedi. O da buraya geldi, içerik değiştiriyor falan filan. Hemen abi olurdu yapardı falan filan, kapattı. Ben adamın suratını anladım ki Okan çekmek istemiyor. Direkt. Eyvallah. Bak buna eyvallah. Orada ne yazıyor? Ödeşmek adettendir. Kin tutmam ama ödeşmek adettendir. Bunu dostlarım kenara yazdım. Dedim ki Okan, bunu dedim yazdım. Sen bugün benimle video çekmek istemedin. Ben senden 5 kat daha küçüğüm. Eyvallah Okan. Burada bir yanlış yok bu arada. Burada hala bir yanlış yok. Atıyorum benim şu an gidip benim 5 katım benden daha büyük kim var? Çok daha fazladır da Orkun Işıtmak değil. Benim Orkun Işıtmak'la aynı partnerde olup Orkun'un video çekelim deyip Orkun'un yok ya çekmeyeyim demesi gibi. Gayet normal, bir yanlış yok. Süper. Sonra ikimiz de Amerika'ya geldik. Yayın yapıyoruz. Ya arkadaşlar, ben her yayın açtığımda bana diyorlar ki abi Okan Serbest'e video çek. Abi Okan Serbest'e video çek. İşte geçenlerde Miami'ye gidiyordum biliyorsunuz. Gözünüzün önüne mesaj attım. Serbest'e şimdi mesaj atıyorum. Hafta sonu Florida'ya geliyorum. Müsait olursan görüşmek isterim. Orlando'da, bak Orlando'yu da süreceğim. Orlando'da ya da Miami'de. Bakın. İnanmayanlar olur şimdi. Ah Okan Serbest gitti. Bakın mesaj attım gözünüz önünde. Niye? Çünkü herkes bana diyor ki abi Okan abiyle buluş. Abi Okan abi de işte spor yapıyor. O da sürekli kendinizi geliştirin diyor. O da sürekli para kazanın diyor. Yani kitle bizi aynı yerde görüyor. Beni, Okan'ı ve Ege'yi. Ben size yemin ediyorum, bir tane kardeşimiz bana DM attı. Adam poster yapıştırmış. İşte Okan, ben, Ege. Üçümüzü böyle koymuş. Diyor ki abi ben her gün diyor odada bunlara bakıyorum, gaza geliyorum diyor. Ama burada bir sıkıntı var. Okan'la Ege beni oraya yakıştırmıyorlar. Ege'nin niye yakıştıramadığını anlattım. Okan'ınkine geliyorum. Neyse, ben hiç cevap vermiyorum bu DM'lere. Abi Ege Fitness'a çek. Abi Ege Fitness'a çek. Abi Ege... Arkadaşlar dedim, Ege ile video gelmez. Biz konuşmuyoruz artık. Gelmez. Bunu arada bir söylüyordum falan. Ege'ye biri canlı yayında soruyor. Diyor ki abi diyor, laptoplu gezginle Fit Traveler'la video çek diyor. Ege de diyor ki arkadaşlar Fit Traveler falan, ya ben bu alemde tek tabancıyım. Ben kimseyle şey yapmıyorum diyor. Bir tek diyor işte Baran Karacı ile benim muhabbetim var falan. Şimdi Ege tek tabancıyım dedikten sonra herkesle görüştü. Sıkıntı yok. Canı sağ olsun. Okan da demiş ki, bunu birisi benim dinleyicilerim yanında söyledi, doğru mu bilmiyorum. Abi dedi işte Okan'la video çek dedi biri. Diğeri de ona dedi ki Okan çekmez çünkü Okan şey demiş bir kere. Benle video çekmek istiyorlar çünkü benim takipçilerimi almak istiyorlar. Böyle bir şey dedim bilmiyorum. Dediyse deli saçması. Bakın, dediyse deli saçması. Demediyse bir şey yok. Ha dedim, Okan böyle diyor. Dedim Okan güle güle. Ben daha seninle video çekmem. Ege diyor ben tek tabancayım. Dedim güle güle. Sen de video çekme. Tamam. Kimse kimseye dokunmuyor. Herkes kendi yolunda. Herkes Okan'ın tabiriyle kendi halinde. Tamam mı? Şimdi bir ara birisi bana Okan'ın storylerini gönderdi. Okan storiesini açtı, diyor ki bunu tanıdığınız bütün YouTuber'lara gönderin. Bana da geldi. Aynı partnerdeyiz. Partnerle ilgili bir sıkıntı. Okan'a mesaj attım. Dedim Okan bak sıkıntım varmış. Şöyle çözebiliriz. Böyle çözebiliriz. Bu kişinin numarasını vereyim falan. O da sağ ol dedi işte. Gönder dedi. İşte şöyle yaparız. Böyle yaparız. Şöyle takip ederiz olayı. Bu yoldan gidebiliriz falan. Bu tarz konuştuk Okan'la. Sonra Okan'ı takibe aldım ve şu mesajı attım. Dedim ki bakayım mesaj duruyor. Mesaj duruyorsa hatta mesajı da ekrana verelim. Bakın mesaj okuyorum. Daha önce kızlı videolar yüzünden video çekmek istememiştin ama yine de yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Çünkü genelde gençler bizi aynı karede görüyor. Bir şey ihtiyacın olursa Amazon vesaire, Amazon yapıyorum. Öğrenmek isterse Okan da, Ege de, Anıl da, yani öğretirim arkadaşlar. Bu bizim bu Türkler olarak burada arkadaşlar okul okumaya, MBA yapma ihtiyacımız yok. Bizim Türkler olarak burada para kazanma ihtiyacımız var. Milyoner, milyarder olma ihtiyacımız var. Türkiye'den bir tane Elon Musk çıkması lazım. Türkiye'den bir tane, kaç yıllık ülke Türkiye değil mi? Kaç yıl bak. 100 yıllık ülke. Bir tane Henry Ford çıkmadı ya. Bir tane Elon Musk çıkmadı. Bir tane Bill Gates çıkmadı abi. Bize bu lazım ya. Bize okumuş aylık 8, 10, 12, 22 bin dolar kazanacak adam lazım değil. Yani ya da ben çok girişimci kafasındayım. Böyle düşünüyorum yani. Bilmiyorum. Bana dedi ki senin yaptığın da, bak bunu paylaşmıyorum Okan'ınkini ama eğer yalanlarsa paylaşırım. Senin yaptığın da iyilik yapıyorum ama sen bana zamanında yapmamıştın hesabı iyiymiş. Böyle iyilik keşke yapmasaydım be. İyi bak kendine. Cevap bile vermedim. Sonra başka bir muhabbetten tekrar mesaj attı bana. O muhabbeti konuştuk. Ben Okan'ı takipten çıktım. Tamam dedim. Okan
Arkadaşlar video bile çekmedim ya. Ya video bile çekmedim. Beyler bak hala prim diyen dostlarıma sesleniyorum. 2019'da video atmışım 3000 izlenmiş. Kanal yerlerde sürünüyor. Ege'yi arıyorum suratıma kapatıyor. Yanına gidiyorum karşıma çıkmıyor. Ben bunun primi niye yapmadım? Niye o Vegas'ta videoyu kaldırıp arkadaşlar bakın Ege Fitness burada çalışıyor. Yanına kadar geldim. Karşıma çıkacak cesareti yok. Bakın ben buradayım. Arıyorum Ege Fitness arıyorum. Telefon aç. Niye yapmadım? Çünkü bu ben değilim abi. Bu benim karakterim değil. Böyle kaostan besleneyim işte ona buna sallayarak büyüyeyim. Bana ne? YouTube benim hobim diyorum. Büyümese ne olur? Buradan kazandığımın 10 katını ben zaten burada kazanırım Amerika'da. Twitch açtım bağış almıyorum. Katılı kapattım. Ya ben farklıyım. Bunu artık benim kitle gördü de diğerlerinin kitlesi de görsün istiyorum. Beni sevmese desin. Kardeşim tamam. Bu adam bağış almıyor. Bu adam katılı kapatmış. Bu adam tişört satmıyor. Bu adam YouTube'dan para kazanamıyorum diye ağlayıp Twitch'ten bağış dilenmiyor. Bu adam onlardan farklı ama ben yine de bunu sevmiyorum desin. Ama yiğidi öldür, hakkını yeme demişler. Şimdi bu olaylar yaşandı. Diyeceksiniz ki abi buradaki yanlış nerede? Dostlarım Okan'ın o karı kız videoları çekiyor, kız talama çekiyor. Ben onunla bir araya gelmem yakışık almaz, olmaz ya da artık ben onunla video çekmek istemiyorum deyip ben ondan 5 kat küçüğüm diye veya bana bu şu an bulunduğum konumu YouTube'da yakıştıramıyor diye ne koyarsanız artık adını veya adını sen koy. Dedim ya ben esmer, kara kuru, cılız, orta sınıf bir aileden, varoş bir mahalleden gelmiş, olmazları olduran bir gencim ben. Benim tanımım bu. Yakıştıramıyorsa eyvallah. O ona green card çıktı geldi. Ege yetenekliydi basketbol bursuyla geldi. Ben burada olmazları oldurmaya çalışıyorum. Bahisler hep benim aleyhime. Ben lehime çevirmeye çalışıyorum. Bu mücadeleye hiç değilse saygı duymasını isterdim ama canları sağ olsun. Canları sağ olsun. Okan gitti Ege ile buluştu. Ulan Ege'nin kanalının yarısı kız tavlama. Yarısında adam kız tavladım. Kıza şaplak attım. Kız şöyle o yüzden bu videodan para kazanmıyorum demiyorum. Yarısı kız tavlama kanka. Onunla niye buluştun? Soruyorum. Ha bu arada kimle buluşacağına, kimle buluşmayacağına, kimle video çekeceğine sen karar verirsin. Ama sen bana kıramayacağım bir adamı arattığım halde ben seninle video çekmiyorum. Kız tavlama videoları çekiyorsun. Seninle benim olmam yakışık almaz deyip bundan bilmem kaç sene sonra başka bir adamla kız tavlama videoları çektiği halde buluşursan ben sana gençler bizi aynı karede görüyor seni takip ettim dediğimde beni takip etmeyip atar yaparsan ben Miami'ye gelirken sana mesaj attım o mesaja buradan gösterdiğim halde mesajı da gördüğünü biliyorum cevap vermezsen ben de sana böyle videoyu çekerim kardeşim ben de kitleye neyin ne olduğunu anlatırım buradan sonrası bak buradan sonrası bende değil onda da değil sizde. Siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Ben yanlışsam ben yanlışımdır. Bana dislike atarsın. Beni takipten çıkarsın. Bana kötü yorum yaparsın. O yanlışsa o yanlıştır. Karar sizin. Ama Okan'a bir çift sözüm var. Okan galiba geçenlerde bir yayın açmışsın. Twitch'te mi Instagram'da mı bilmiyorum. Herkes beni sorunca apar topar yayını kapatıp gitmişsin. Bak Madonna'nın hikayesini anlattım. Arkadaşlar herkese söylüyorum. Okan'ın, Anıl'ın, Ege'nin nezdinde herkese söylüyorum. Benim adımı duymadan ismimi görmeden sosyal medyada hiçbir şey yapamayacağım. Her çektiğiniz videoda, her açtığınız yayında, her kaydettiğiniz podcast'te, her attığınız adımda beni ve kemik kitleyi göreceksiniz. Benim bu hayatta tweet attım geçen. En sevdiğim şeylerden birisi birinin beni küçük görmesi veya underestimate dediğimiz böyle ondan bir cacık olmaz demesi. O yüzden onlar onları dedikleri için ben buraya gelebildim. Bak Anıl Güler'e ben ne dedim? Allah razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Tuttuğun altın etsin. İnşallah izlenmelerin 10 katına kadar yükselir. Niye? Çünkü içimdeki canavar uyandırdı. Dostlarımın, arkadaşlarımın, ailemin hatta kemik kitlenin bile yapamadığı abi video çek, abi video çek, abi video çek diyor. Onun bile yapamadığı şeyi Anıl Güler yaptı. Allah razı olsun. Ne diyorum sana bak. Teşekkür ediyorum. Dostlarım Hayki'nin patrona katliamda bir verse'ü var biliyorsunuz. Diyor ki beni yobazlar dinlesin kanka. Seni yobazlar dinliyor kanka. Ne diyor orada? Patronla daha önce demiş ki kanka Sagopa'yı doğruysa bilmiyorum artık doğru mu yalan mı. Hayki'nin yalancısıyım. Sagopa'yı da yobazlar dinliyor ama adam dinleniyor kardeşim. Bana ne ya parayı kazanıyor. Beni de gerekse yobazlar dinlesin. Kazanayım parayı demiş. Ondan sonra zaten patron biliyorsunuz işte underground yeraltı bam gümden. Trap'e doğru geçti ve kariyeri yükseldi. Severim ikisini de. Hayki'yi de patronu da ayrı ayrı dinlerim. İşte bazı insanlar da patronun düşüncesi gibi doğruysa Hayki'nin dediği beni yobazlar dinlesin, beni yobazlar izlesin diye avam tabakaya oynuyor. Ege video çekmiş. Türkiye'de yaşam, Amerika'da yaşam diye Türkiye'de güya işte fitness yapanlara falan yemek alırsanız Amerika'ya göre daha ucuz mu işte Amerika'ya göre iyi mi ya da çok da kötü değil konumda değil misiniz böyle avam tabak. Avam tabakaya oynama bu tamamen. Bunların cevabını Twitch'te vereceğim. Takip edin. Twitch'ten takip edin. Ben YouTube'da bunlara da video çekmeyeceğim. Okan'la ilgili bir video var. Ona gelelim. Okan'ın beni ya da Ege'nin beni yani ben böyle hissediyorum. Bana hissettirdiler işte. Ben dışlandığımı hissediyorum bu camiada. Ya benim de yanlışlarım olmuş olabilir. Bir şey demiyorum ama benim hissetmemin sebebi en geç benim başlayıp en çok benim sevilmem.
Bakın en geç üçümüzün arasında en geç ben başladım YouTube'a. Okan belki 7-8 yıldır yapıyor. Ege benden işte 1-1,5 sene önce başladı. Ben başladım. En çok ben seviliyorum. Sizi kıskanıyorlar. Sizin şu an bak videoya verdiğiniz etkileşimi kıskanıyorlar. Gösterdim de adamdan etkileşimini gösterdim yani. Ama artık etkileşim de kesmiyor. En çok izlenen de ben olacağım. Olacağım. Ege'yi gördüm. Şuraya verelim. İzlenmeler 2 milyonun altına düştü işte aylıkta. 8 milyon bir yerden bir izlenme gelmiş. Kendimi bot bastı. Birileri mi ona bot bastı bilmiyorum ama bir kişinin günde 8 milyon izlenmesi için Serhat Peker olması lazım. Enes Batur bile izlenemiyor o kadar. Sen yaptıysan yazık kanka. Yapma. Üzülüyorum gerçekten. Başkası bastıysa bir şey demiyorum ama Amerika'da en çok izlenen Türk YouTuber ben olacağım. Tekrardan söylüyorum. İhale masada. Alabilen varsa alsın. Şimdi abi biz niye aynı yolda yürümeyelim ki ya? Ben Ege'ye de dedim bak. Senle aynı yolda yürürdüm. Bana yanlış yaptın. Ben sana yanlış bir şey yapmadım. Yaptıysam bak YouTube'dan Twitch'ten söyle demiyorum. Numaram var. Ara ses kaydı at ya da bugün. De ki kanka sen bana bu yanlışı yaptın. Ben bu yüzden bu videoyu kaldırdım de. Yemin ediyorum bütün Serhat Peker serisini kaldıracağım. Ama yok. Yok. Yanlış yok. Ben üzüldüm. Anıl diyor ya, kalbim kırıldı diye. Gerçekten üzüldüm. Kalbim de kırıldı. Ege ile aramız bozulunca. Çünkü Ege gerçekten benim aynı yolda yürümek istediğim bir adamdı. Okan da öyle birine benziyor. Tanışmadım ama. Örnek veriyorum arkadaşlar. Bir kişi atıyorum bizim kafadaysa böyle bakıma da biraz fazla önem veriyorsa Okan'ı takip ederdi. Ben onun kitlesini çalmazdım ki. Ben çünkü bakım deyince ben hayatım boyunca deodorantla hiçbir şey kullanmadım. Öyle abi. Deodorant bile bizim için lüks yani. Deodoranta zor geçtik. Deodorant parfümmüş, saçmış, kremmiş bak hiç kullanmadım. Bakım isteyen biraz daha bakıma meyilli olan onu takip ederdi. Biraz daha spora meyilli olan işte fitness kas yapayım falan şöyle falan. Yani adam kinesiyoloji okumuş. Biliyor da Ege bilimsel bilgileri de var. Bilimsel araştırma da paylaşıyor Savaş Cebeci gibi. Savaş Cebeci atıyorum Ege fitness takip ederdi o şeye yönelenler. Spora biraz da yönelenler. Girişim alanında ben iş kurayım görmüş olduğunuz yeri işte mal alayım mal satayım eleman iş ya yani bu tarz şeyler yapan da beni takip ederdi ama bir kütle olurdu böyle bir üçgen olurdu. Ana, yuvarlak. Bunun böyle üçgeni işte buralarda Okan, Ege ben olurdum. Ama adamlar buna izin vermediler. Şimdi dostlarım Okan Serbest'le ilgili iki tane şey söyleyip kapatıyorum. Birincisi Okan Serbest'in Jim'de ırkçılığa uğradım videosu baştan aşağı yalan. Baştan aşağı manipülasyon, baştan aşağı hikaye. Bunu kasti olarak yaptığını düşünmüyorum. Bunun ne sonuçlar doğuracağını bildiğini düşünmüyorum. Çünkü Amerika'yı burada ırkçılıkla itham ediyor. Yani tamam videonun tamamını izledim. Başıma iki defa geldi diyor. Yalan yok. Ama ikisi de yalan. Bak ikisi de yalan. Okan'ın başına 2'yi bırakın 55 kere de gelebilirdi. Ama doğruysa doğru derdim. Benim başıma ırkçılık geldi birebir. Doğru. Anlatırım onu da. Bir video daha isterseniz anlatırım. Serhat Peker serisi değil. Kesinlikle. O bitti. Ama şu videoyu birebir çekeceğim isterseniz. Bu video yalan. Bu video benim de başıma geldi. Ben de onun gibi yapabilirdim. Yapmadım. İşte aramızdaki farkı görün diye anlatıyorum. Burada Okan'ın izlenme kaygısı güttüğünü işte Uber'de taciz uğradım diye video çekmiş mesela. Ekşi'de yazmışlar. Kardeşim o taciz değil falan diye. Adam omuzuna dokunmuş kadın falan. Niye arkadaşlar? Uber'de kadın omuzuma dokundu. 100 bin izlenir. Uber'de tacize uğradım 1 milyon izlenir. Amerika'da ses çıkardığımız için Amerika'daki salon sahibi bizi antrenman salonundan attı. 100 bin izlenir. Amerika'da ırkçılığa uğradım 500 bin izlenir. İzlenme kaygısı güderek yaptığını biliyorum. Ama Amerika'da kadın omuzuma dokunduya bir şey demem. İstediğin gibi yap. İstersen ajanstan birini bul oraya oturt omzuna dokunsun milyon izlen. Ama Amerika'da ırkçılık olmayan olaylara ırkçılık dersen ben orada dur derim. Hayrettin'e de dur dedim. Anıl Güler'e de dur dedim. Sana da dur derim kanka. Bu bana yaptığın bir yanlış değil. Kitlene yaptığın bir yanlış. O videonun aynısını çünkü ben de salondan atıldım. Elimde videosu var. Salondan atılma anımın videosu var. İsterseniz çekerim ama ortalık biraz soğusun dostlarım. İzin verin. Kemik kitle. Çekin derseniz çekeceğim ama ortalık biraz soğusun. Bu video Haziran'ın sonunda yayında. Bana bir ay verin. Bir ay bir ortalık soğusun. Şu gerçekten o buna saldı, bu buna saldı. Bunu geçin. İsterseniz o videonun yani Okan Serbest'in çektiği Amerika'da ırkçılığı olmuyorsun tamamen tıraş olduğunu, yalan olduğunu ki tekrar söylüyorum Okan kötü bir insan değil. Bunu da kasti yaptığını düşünmüyorum. Ama benim bu videoya çekesim var. İçimde o var yani. Çünkü ben de salondan atıldım. İstiyorsanız çekeceğim. Yorumlara bakın. Ben soracağım çekeyim mi diye ama bir ay sonra arkadaşlar olaylar soğuduktan sonra. Şimdi videonun sonuna geldik dostlarım. Joker ne diyor? Aramızdaki fark şu ki ben laf çakıyorsam isim veririm net. Elimin tersini yer serilir fake MC'ler yere. Ben de Anıl Güler'in yaptığı gibi 17 yaşında gelmiş liseden bitmiş motivasyon veriyor DoorDash'ten kafayı yakmış diye sallamam. İsim veririm. DoorDash'te atmıyorum. İhalemi biliyorsun 400 bin dolar ciro yaptım. Aksini iddia eden Anıl değil herhangi bir
YouTuber varsa biletlerini alırım, buraya indiririm. 400 bin doların yazdığı resmi 10.99 evra, Amerika'dakiler bilir. Adımın, soyadımın ve 400 bin doların yazdığı evra gösteririm. Gösteremezsem 100 bin TL'yi kitlesine dağıtırım. Ama gösterirsem 100 bin TL'yi kemik kitleye dağıtacaksınız. Bu meseleyi dostlarım bir Yahudi hikayesiyle bitirmek istiyorum. Amerika'da bir Yahudi yüksek sans yapıyor. Bir tane de Türk yüksek sans yapıyor. Bu kişi Safvan. Yahudi'nin ismi de diyelim ki Zuiş olsun. Cüyüş'e benziyor. Zuiş. İkisi yüksek sans yaparken Yahudi iş arıyor. Bizim Türk diyor ki, ne lan diyor, dünyayı sömürdünüz, sana işim bulacağım diyor. Ters çıkıyor buna. Çünkü Türk bir tane restoranda garsonluk yapıyor. Yahudi'ye iş bulmuyor. Sonra bir bakıyor, Yahudi bir gün benzinlikte işe girmiş. Yahudileri bilirsiniz, burasında şey var. Küçük kafiye mı deniyor? Ne deniyor ona? Yorumlara yazın, unuttum. Kafiye mi, hakiye mi? Küçük böyle yuvarlak bir şey takıyorlar. Jewish hat deniyor. Yuvarlak, şöyle küçük. Yahudinin biri benzin almaya geliyor. Bir bakıyor, bir tane Yahudi benzin pompalıyor. Adam diyor ki, hayırdır kardeşim? Lan Yahudi benzin pompalar mı? Biz dünya yönetiyoruz, sen ne ayaksın diyor adama. Atla diyor arabaya. Bırak. Hemen diyor, işi bırak. Adam gidip atla diyor arabaya. Götürüyor bunu bir tane emlakçıya. Diyor ki, burada işe giriyorsun. Adamı emlakçıda masa başı iş. Diyor, burada diyor mal satacaksın. Ürün satacaksın. Ürün diyorum ya. Yemin ediyorum, ürün satmaktan beynimiz hiç ürün oldu ya. Ya ev satacaksın diyor. Yahudi orada bir başlıyor. Büyüyor. İşleri büyütüyor. Ev satıyor. Para kazanıyor. Amerika vatandaşı oluyor. Diyor ki, bana bir şartla bunu sundu diyor. Bir şartla. Benzinlikte pompacılık yapan Yahudi'yi diğer Yahudi bir şartla oradan kurtarıyor. El vereceksin diyor. Bunu bir başkasına yapacaksın diyor. Ben hani Anıl Güler Los Angeles'a gelenlere kol kanat geriyormuş ya. Doğrudur, ben yalan demiyorum. Görmedim böyle bir şey. Ama öyle diyorsa öyledir. Ben Boston'a gelen kişilere ev, iş, araba, ehliyet. Bunları ayarladım. Ve dedim ki, senden tek bir şey istiyorum. Para değil. Bunu Boston'a gelen bir kişiye de sen yapacaksın. Bir Türkiye'de el verme denir arkadaşlar buna. Yahudiler bu el vermeyi yaparlar. Biz yapamıyoruz. Biz de Türk'ü gurbette. Restoranlarda çocuklar telef oluyor. F1'la geliyorlar burada. Çalışma izinleri yok. Adam da biliyor öyle olduğunu. Biniyor sırtına. Work and travel'a bile 3 aylık bak gelen ilk çocuk size şunu söyler. Geldi bana arkadaş. Ulan dedi, Sırplara bak, birbirini tutuyor. Türkler de ilk bize sokuyor. Maalesef. Ama ben, eğer Anıl öyle bir şey istiyorsa, ben de gerçekten bunun peşindeyim. Bu yüzden Turkish Union'u kurdum. Non-profit organization. Turkish Union. Ne istedim biliyor musunuz? Yani ileride bunu paraya da çevirebilirdik. Yani bazı hizmetleri paralı da verebilirdik. Örnek veriyorum. Adama tutacağım, kendi evimi açacağım. Para almayacağım mı lan? Tabii. Kira alırım. Atıyorum. Transportation şeyi verirdik. Havalimanına gelenlere. Uber şoförlerini toplardık. Kanka bunu buradan al, buraya bırak. Atıyorum $30 kazan. Ama adam oradan mesela Uber'le gidecek olsa $100 gidecekti. Örnek veriyorum. Ama olayımız, asıl olayımız, Amerika'nın her yerinde, her eyaletinde bir tane temsilcimiz vardı. Toplam 10 mu 15 mi eyalet olmuş hatırlarsanız. 2019 yılında inisiyatifimiz bitti mi? Bitmedi. Toplam 13 tane temsilcimizin olduğu Amerika Türk Birliği'ni kurduk. New York'tan selamlar. Connecticut'tan. Virginia'nın Williamsburg kasabasındayım. Cleveland, Ohio bölgesinde yaşıyorum. Georgia, Augusta'da. Herkese Maryland'dan selamlar. Delaware eyaletinde yaşıyorum. North Carolina'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Wisconsin'da yaşıyorum. Herkese Miami'den selamlar. Ulusan'ın kurmuş olduğu Türk Birliği grubunda artık ben de varım. Öncelikle bu sayfayı kuran arkadaşımız Ulusan'a çok teşekkürler. Daha doğrusu Ulusan'ı zaten uzun süredir tanıyorum. Bu elde gittiğinde bir Türk evsiz, işsiz kaldığında mesaj atacaktı. Hayrettin'den, hatta Hayrettin ne diyor, adam evsiz Türk falan. Oradan yola çıkarak kurmuştum. Hayrettin'inki kurguydu. Benimki gerçek bir kuruluştu. Ama abi, bizim Türk milletiyle iş yapılmıyor. Adam gidiyor, Konya'dan mesaj atıyor. Malatya'dan mesaj atıyor. İstanbul'da Sultanbeyli'nden mesaj atıyor. Ne lan bu? Diyor ki, abi ben işte geleceğim işte Arkansas'a, ne yapabilirim? Abi ben geleceğim Georgia'ya, abi ben geleceğim Boston'a. Ya kardeşim, biz bunu bunun için mi kurduk? Bu adamlar da onların arasında o mesajları görünce şikayet dedim, abi tamam kapatıyorum. Kapatıyorum dedim, bundan uğraşamayız. İleride belki tekrar kurulabilir. Hatta eğer Anıl gerçekten yardım etmek istiyorsa buraya gelen Türklere, Turkish Union sayfası duruyor. Beni sevmeyebilir. Ben de onu sevmiyorum. Bana yaptığı yanlışlardan dolayı saygı da duymuyorum. Ama bu sayfayı kardeşim büyütelim. Hatta al sana vereyim, sen büyüt. Hatta sen böyle bir organizasyon kur. Reklamını ben bedava yapayım. Bu kadar büyük konuşuyorum. Çünkü ben burada Türklerin birbirine el verme sistemine geçmesini istiyorum. Almanya'da olsa, Japonya'da olsa bir tane Türk oraya gittiğinde diğer bir Türk bunu alacak, yardımını yapacak, ehliyetini, arabasını, işini, gücünü, evini, her şeyini ayarlayacak ve diyecek ki, para istemiyorum. Sen de bunu gelen başka bir Türkiye yapacaksın. Ama nerede? Varsa yoksa dedikodu, varsa yoksa nefret, varsa yoksa kin, varsa yoksa kıskançlık. Neyse, eyvallah. Her şeye eyvallah dostlarım. Olayları anlattım.
Yoruldum. Şu an bu videoyu izliyorsanız ben Dominik'teyim. Gerçekten bir tatile ihtiyacım var. Özellikle bu seriden ve 18 saatlik çalışmadan sonra. Hani Sabri abi diyor ya, bu fındıklaşadığım muhabbet beni yerde, kemiklerimin sıcağı ihtiyacı var. Ya gerçekten kemiklerimin sıcağı ihtiyacı olduğu için Dominik'e gittim. Laptoplu gezginden beni takip ederseniz anlık storylerimi görürsünüz. Twitch'te de kardeşim. Twitch'i de şuraya bırakayım hatta. Twitch'te de canlı yayın açacağım. Oradan takip edin dostlarım. Twitch'te bağış almayacağım. YouTube'da katıl açmayacağım. Twitch'te hatta size para dağıtacağım. Söylediğim gibi videonun başında bu seriden kazandığım serisinden kazandığım bütün parayı Twitch'te size dağıtacağım. Ama nasıl dağıtacağım bilmiyorum. Onu da lütfen yorumlara yazın. Yazın abi. Video bitti zaten. Video bitti. Aşağı indir. Şu an aşağı indir. Yorumlara yaz. Abi parayı şu şekilde dağıtabilirsin diye. Ben nasıl dağıtacağım bilmiyorum. Çekiliş mi yapacağız? Daha önce soru sorduk. 2600 lira para dağıttık biliyorsunuz yayında. Soru mu soracağız? Çekiliş mi yapacağız? Siz karar verin. Onun dışında şu görmüş olduğunuz yüzük, bu görmüş olduğunuz kolye ve şu görmüş olduğunuz fosil saat sizindir. Bakın bu kutunun içine koyuyorum. Bakın bu kutunun içinde saat, kolye, yüzük. Bunları ilk videoda Serhat Peker videosunun yorumlarından çekiliş yapıp, bunu da Twitch'te yaparız hatta, sizlere vereceğim. Bunu da nasıl yapacağımı seçin. Yorumlar sizde, hadi bakalım. Dostlarım, boş muhabbetleri bitiriyoruz. Her zaman söylediğim gibi mücadeleye devam.